Peki siz ne diyorsunuz hocam buna? 14 kez seçim kaybetmiş bir parti genel başkanı hala yenilmek için devam ediyor. Önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçimlerde böyle yenilgi alan bir parti lideri yola devam ederse yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'u AK Parti alır mı? Şimdi şöyle, sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak düşünmeyelim bunu. Bütün partilerde oligarşik bir yapı var bir kere. Mesela siz sempati duyduğunuz bir partiye, bir partiden... Yok, sempati duyduğunuz bir parti yok. Hayır, bir dakika. Siz yaklaşabilir misiniz? Milletvekili olmak isteseniz ya da ben yaklaşabilir miyim? Nereye yaklaşacağız? Parti, ya benim milletvekili adayı yapar mısınız ya partiler? Ya niye olmasın? Niye olmasın hocam? Siz koskoca bir peki, Türkiye'nin tanınmış bir hocamısınız. Peki, niye yapmasınlar? Daha önce de siz milletvekili adayı değil miydiniz? Yaptılar mı? Ya niye yapmadılar? Yapmadılar işte. Onu demek istiyorum ya, Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil bir lider sultanı, oligarşik bir yapı var. O nedenle partilerde var. Tabii bütün partilerde var. Var da 14 kez seçim kaybetmiş. Onu oraya geleceğim. Siyasi partiler yasasının değişmesi lazım. Bravo. Lider sultasının bitmesi lazım. Siyasi partiler içerisinde demokrasi. Bakın bir ülkede biz demokrasi diyoruz değil mi? Siyasi partiler zaten demokrat değil ki yani. Doğru demokrat yapısı yok ki. Doğru söylüyorsun. Siyasi partiler demokrasiye inanmayan, ön seçim yapmayan siyasi partilerin siyaseti getirdiği ortam bu işte. Yani sadece Kılıçdaroğlu'nun her şey üzerine bakalım. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğimizde şöyle bir gerçek var Türkiye'de. Türkiye'nin %65'i merkez sağda ve solunda, %35'i zaten solda konumlanmıştır. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun sağ açılım bu nedenleydi zaten. 35'i arttırabiliriz. Ama bir takiye var ama orada 360 derece hep dönüşler yaptı. Yani helalleşti, ardından gitti milliyetçiyim dedi. Öyle şey olur mu? Ama şöyle bakın, şöyle. Bu sistem ittifak sistemidir. Bakınız. Fırsat sistemi değil mi hocam bu? Hayır, şöyle. 39 milletvekilini çaldırar CHP'den. Koalisyon dönemini sona erdireceğiz diye başkanlık sistemini getirdiler. Aslında başkanlık sistemi koalisyon sistemi. Siz kimseyle ittifak yapmadan, koalisyon yapmadan, yani adı koalisyon değil, gizli bir koalisyon yapmadan kesinlikle seçim kazanamazsınız. AKP kimle yaptı? MHP ile yaptı. Büyük Birlik Partisi ile yaptı. CHP diğerleri yaptı. Dolayısıyla aslında koalisyon sistemi daha derin bir şekilde geri dönmüştür. Kılıçdaroğlu üzerine baktığımızda belki şunu düşünüyorlardır. Önümüzde bir yerel seçim var. 10 ay sonra yerel seçim yapılacak. Bence bu yerel seçime bu altılı masa ittifakıyla gidilmeli, arkasında Kılıçdaroğlu kesinlikle istifa etmelidir diye düşünüyorum. Ama yerel seçimlerden sonra. Yani yerel seçimlerden sonra düşünüyorsunuz, evet, Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmesiyle ilgili. Muhtemelen de bunu yerine getirir. Yani tekrar 15. kaybetmeyi alsın istiyorsunuz siz bence. Kemal Kılıçdaroğlu desteklediğiniz için yapıyor olabilirsiniz de. Şimdi yok, şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten 14 seçim hocam. Şimdi yani hayatın yani suyun bir akışı var ya, 14 seçim kaybetmiş birisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya AK Parti'nin veya diğer parti konuşmuyorum, bir realiteyi konuşuyorum. 14 seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu, yani yerine gelecek çok liyakatlı değerli isimler var. Ekrem İmamoğlu olabilir, bir başkası olabilir. Siyasi yani, yasaklar. Bak şimdi Ekrem İmamoğlu olmayabilir. Yani ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan sıfatı yani genel başkan olabilecek çok değerli isimler var demek istedim. Ben de Ekrem İmamoğlu'nu mesela Kılıçdaroğlu'ndan sonra genel başkan olmasını savunanlardanım ve çok beğeniyorum Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini. Ama şöyle bir şey var. Bu siyasi yasak meselesi ne olacak? Bunun aşılması gerekiyor. Yoksa İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelebilir en iyi isimdir. O zaman hata yapmayacaksın, siyasi yasak almayacak şekilde çalışacaksın. Yani. Takiye yapmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Seçim gelirse çıkıp da kazandık demeyeceksin. Şu konuda bir ayrıntı getirmek istiyorum. Biraz evvel ifadeniz dediniz ki yine ittifaklar var, yine ittifaklar var dediniz değil mi? Söylediniz bunu. Peki şimdi parlamenter sisteme göre olan ittifaklarda çok çabuk 6 ayda, 8 ayda, 1 yılda seçimlere gidiliyordu. İttifaklar orada sakattı. Ama burada 50+1 dediğimiz zaman 5 yıl hükümetler kalabiliyor. 10 tane de parti olsa ittifakta, 20 tane de olsa fark etmiyor. Seçildikten sonra 5 yıl kalabiliyorsunuz. Aradaki fark bu. Bunu da ayrıntıyı vermek isteyin. Ama demokratik değil tabii. Demokratik olmaz olur mu hocam? Tamamen demokratik bir seçim oldu. Yani bunun dışında... Hayır, seçim için söylemiyorum ben. Demokratik hocam. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi Türkiye'ye uymuştur bence. Gömlek gayet güzel oturmuştur. Hiç uymamıştır. Yani slim fit, cuk diye oturmuştur. Kesinlikle uymamıştır. Bakın, parlamenter sistemde. Diyelim ki Amerika'nın bir isteği var sizden. İşte mesela F-16 bilmem ne. Bakın bu konu veya başka bir konu. Meclis Aç Komisyonlarından geçiyor. Bakın bariyerlere bakın. Genel kuruldan geçiyor.
Cumhurbaşkanı'na gidiyor, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Ama bu sistemde bir kişi söylüyor. Tamam, yapalım, yapmayalım. O zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı sistemine mi geçelim? Hayır, örnek olarak verdim ben. Yani burada Türkiye'de şimdi kuvvetler ayrılımı var mı? Şimdi yok. Amerika'daki yerleşmiş bir demokrasiyle Türkiye'de şu anda yerleşememiş bir demokratik sistem var. Bir anayasal sistem var. Yani burada Amerika ile kıyaslama yapmanız normaldir ama öngörünüz de doğaldır. Yok yok, Amerika'nın sağlamak çok zordur. Ben. Amerika'nın bir isteği veya Avrupa Birliği'nin bir isteğine veya bir yasadan bahsediyorum. Orada bir eyalet sistemi vardır. Onun için yok, o sistem ben, olmak zorunda. Ama yanlış aradınız beni. Yani, ben Amerika, evet. Amerika'da Türkiye'yi karşılaştırmıyorum. Amerika diyen bir konuda bir mesela. Evet. Dedi ki al papazı, ver papazı. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorsun değil mi o döneme? Ya hatırlamaz olur mu? Evet, tamam, bir kişi yani dedi ki bırakın, gitti adam. Yani gitti. Evet. Veya işte Amerikalı bir işte Alman gazeteci. Mesela parlamenter sistem bu olmaz da. Onu anlatmak istiyorum. Anladım, anladım. Yoksa Türkiye'de mesela Türkiye en uygun sistem hala bana göre parlamenter sistemdir. Ama eğer ki biz mahkumsak, 120 defa hükümet yok, kurulmuş efendim parlamenter sistemde. Ama biz mahkumsak bu sisteme kesinlikle kuvvetler ayrılığı tesis edilmiş. Bence revize edilmelidir. Revize edilmelidir, kuvvetler ayrılığı tesis edilmelidir. Doğru söylüyorsun. Bence parlamenter sistem revize edilerek tekrar gelmeli. Parlamenter sistem Türkiye gömleğine oturmamıştır. Devamlı darbeler oluşmuştur. 50 yıl, yani 1950'lerde çok partili hayata geçtiğimizde darbeler üzerine darbeler ve o süreçte Amerika, İngiltere ve Avrupa Türkiye'yi yönetmiştir. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Çünkü onların istediği bir dayatmadır parlamenter sistem. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem diye geldiler, ittifak kurdular. Şimdi de 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı atamaya kalktılar. Yani hocam, yani Türkiye'nin jeopolitik konumuna, demografik konumuna, siyasi konumuna uymadı. Onun için başkanlık sisteminde burada artık bu güce ihtiyaç Türkiye duydu. Ama şimdi şu revize edilebilir diye düşünüyorum. Ama uymadı dediğiniz o sisteme baktığınız zaman bir Türkiye güçlüydü. Bak o sistemle Türkiye o dönemde Türkiye güçlü müydü? Ekonomi güçlüydü. G20'ye o sistemle girdi. Ve güçlü müydü o sistemle? Evet. Tamam. Türkiye bir sürü yatırım yaptı. Şimdi ne oldu? Ne kaldı Türkiye'nin elinde? Hocam doğru söylüyorsun. SEKA'sından bilmem ne SEKA, evet. Hiçbir şey kaldı. Doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu sistem, evet. bence güçlenen parlamenter sistem Türkiye'nin yapısına en uyan sistemdir. Ha bu mahkumsak buna, yani halk bunu istiyorsa bence daha demokratik bir yapıya, ki Erdoğan onunla ilgili bir şey söylemişti hatırlıyorsanız seçimlerden önce. Bazı değişiklikler yapacağız. Revize olması lazım. Onu ben de söylüyorum. Revize olması lazım. Şimdi gazete manşetlerini okuyoruz, ayrıntılara giriyoruz. Hocamla da ilk defa bir siyasi tartışma yapıyoruz. Devamlı 6 yıldır Kanal İzmir'de program yapıyor hocamız. Toprağın Teli programı ama siyasi yönü çok şey hocamızın, öngörüleri fazla. Fakat hocam şurada küçük bir dipnot var, onu da aktarmadan geçemeyeceğim. Şimdi sizin o parlamenter sistemde Türkiye'nin güçlü olduğunu bahsettiniz biraz evvel değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, çok güçlüydü, doğru söylüyor hocamız. Onun güçlü olduğu dediği zamanlarda İsrail'den 3 tane İHS'yi alırdık. Ucundaki o prompterleri alamazdık, adım atamazdık. Ondan sonra milli savunmamız ve hava savunmamız kuramazdık. Hep böyle Amerika'ya ve başka ülkelere savunmada muhtaç olurduk. Ama şimdi işte bu Cumhur İttifakı diyorum, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra Türkiye artık çok hızlı kararlarla savunma sanayinde atılımlar yapabiliyor. Yani Cumhur İttifakı'nın başarısı veya başarısızlığı demiyorum ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özellikle parlamenter sistemden daha pratik işler yaptığı açık ve net. Yani parlamenter sistemde fırıldak kubiler basıyorlardı parayı, diğer partiye geçiyordu. Basıyorlardı parayı, efendim diğer partiye geçiyordu. Hükümetler 8 ayda, 1 yılda yıkılıyordu. Ben bunu söylemek istedim hocam. Yani o çok zayıf yönleri vardı. Güçlendirmediler bir türlü. İşte ben de şunu söyleyeyim. Peki şu andaki bütün yapılan yatırımlar, mesela savunma sanayi %100 yerli değil mi? Hiçbir parça dışarıdan yok, gelmiyor. Yok değil, %100 yerli değil efendim. Yani işte %80'i yerli. Yani şimdi bakın bu da normaldir. Evet, şimdi normaldir. Bakın, ben de normal. Amerika F-35 yapıyor değil mi? Birçok parçasını NATO ülkelerinden satın alıyor. Bu normaldir. Bunda hiçbir şey yok. Bunda hiçbir beis yok. Ama şimdi de biliyorsunuz milletvekilleri istifa edip geçiyor partiye. Al işte Mehmet Ali Çelebi örneğini yaşadık en son biz İzmir'de. İstifa etti. Mehmet Ali Çelebi örnek vermeyelim. Hayır, yani yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 milletvekili istifa ettirip İYİ Parti'ye grup kurduğunu düşünelim. Şunu yani diyorum. Bu sistem milletvekillerin istifa etmesini engellemiyor. Öyle bir hayır şey ama hükümetler devrilmiyor. Bak orayı çok iyi anlayalım. İstifa edip geçebilirler ama hükümetler devrilmiyor.
Yani bir güven oy oylaması yok. Hükümet seçilmiş, 5 yıl yetki almış. Hadi bakalım oradan 2 milletvekili karar veriyor. Geçiyor diğer partiye. Bir gen soruyla hükümet devriliyor. Ben bu dönemin bittiğini söylemek istiyorum. Yani ben size, yani bütün biliyorsunuz gelişmiş ülkeler parlamenter sistem yönetiyor şu anda. Almanya başta olmuş. Tamam da oradaki yapı farklı yani. İşte. Buradaki yapı farklı. İşte orada oturmuş. O yapıyı getireceksiniz. Orada oy kullanmaya %40-%50 insan gidiyor, seçim mi diyor? Ama niye demokrasi gidiyor? İşte demokrasi içselleşmiş orada onun için. Adamın kaygısı yok ki mesela. Adamın mesela oradaki Alman vatandaşının mesela bir köktenci bir Hristiyan partide yönetilme kaygısı yok ya da bir neonazi bir parti yönetme kaygısı, çünkü sistem onları zaten yok ya, bir de insanlar bilinçli yani layık içselleştirmiş onları. Doğru. Yani. Doğru.